stüdyomuzda bir konuğumuz var. Sürpriz bir konuğumuz var. Onlar. Onu daha fazla bekletmek istemiyorum. Buyurun. Tövbe bismillah. Hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba. Merhaba canım. Nasılsın canım? Teşekkür ederim. Gel şimdi sandalye koyacağım. Satıyorum. Annemi sahipsiz sanmış da ben de kendisinin sahipsiz olmadığını göstermeye geldim. Fatma Hanım kala kaldı. Anneniz hakikaten soğuk mudur? Hayır değil. Mesafeli. Hayır. Yani şimdi öyle bir durum var ki çalıştığı için her zaman görüşemediğimiz doğru. Evet. Ama bu annemin soğuk, uzak olduğu anlamına gelmiyor. Yani, ne zaman beni arayıp soruyor? Ne zaman torununu arayıp soruyor? Şimdi o senin kayınvaliden. Anne, büyük. Önce sen arayacaksın. Tamam ben çok aradım zaten. Ya sen çok aradım derken demek ki yetmemiş senin arama. Demek ki annemin sana dönmesi kadar aramamışsın. Şimdi torunuyla ilgilenmiyor diye ben bunu daha önceden de söyledim. Çalışıyor. Annem çalışıyor. Bu bir bahane mi? Bahane değil. Çalışmak zorunda. Ha hoşunuza gitmiyorsa çalışması bakarsınız annem de gelir istediği zaman torununu görür. Yani ben kızı olarak bile annem dediğim zaman da oldu. Evet annemle çok fazla görüşemiyoruz dedim ama ben senin kadar şikayet etmiyorum ki. Benim kadar şikayet etmiyorsun. Baş başa geldiğimizde anlatıyorsun ama. Ama dertleşeceğiz. Evet haklısın dilekçim diyorsun. Annem çok ilgisiz diyorsun. Şimdi ekranlara çıkınca mı annen anne oldu? Bu durumda seyircilerimiz de biz de hatta ben dahil. Evet Fatma Hanım bana ne ilgisiz kalırsam onlar kendi hayatları var gibi düşündüğünü düşünüyorum. Doğru mu? Hayır yani şöyle şimdi annem artık 55 yaşına gelmiş. Zaten bunca sene çalışmış. Artık kendi hayatını tabii ki yaşayacak. Bu onun en doğal hakkı değil mi? Yani sürekli torunlarım diye peşinde koşmayacak. Hiç koşmuyor yani, ki sürekli koşsun Sera. Neden Sera? Koşmuyor Dilek? Ne zaman koştu? Hayır. Ya gözünü seveyim. Burada. Geçen de deniz planı yaptık. Ne oldu geldi mi anne? Ne ya dedi annem? Hayır, ya. Hayır annem ne dedi? Lütfen. Ne dedi? Bak ben o gün çalışıyorum dedi. Çünkü son dakika olan bir şeydi. Yani, son dakika. Ya son dakika bir kaç gün öncesinden karar verdik hayır, biz ona. Hayır o farklı. Hayır o farklı. Hatta sen bile dedin ya bir plan yapalım diyoruz. Hepimiz bir araya gelelim diyoruz. Evet tamam. Ama kimse bir araya gelmiyor. Herkesin bahanesi oluyor zaten. Diyorsun. Bakın gelemiyor zaten. Bir cevap verebilir miyim? Fatih Bey burada demiştim ki bana huzurlu ortamlar yaratın. Ben artık huzursuz ortamları kaldıramıyorum demiştim. Geldin olabileceğini düşündüğün için mi gitmedin? Bana son anda haber verildi. Bakın son anda haber verildi. Ne günü bu plan deniz planı. Pazar, deniz denize gidecektik. Pazar. Gerçekten ve gerçekten ben huzursuz ortamlara girmek istemiyorum. Peki hayatım. Dileğin annesinin buraya gelmesi hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi biz de şok olduk tabii ama madem annesi geldi. Evet. Madem sahipsiz değilsin diye sarıldı. Biz de ben de şu anda buraya kuzumu paylaşmaya geldim. Benim annem de sahipsiz değil. O Adana'dan geliyorsa ben de karşı yakadan gelirim. Anneme de burada paşalar gibi de sahip çıkarım. Laf da söyletmem. Annem hakkında söylenen şeyleri kabul etmiyorum. Neden? Anneme de aslında sen de konuşacaksın. O kırılmıyor bu kırılmıyor diye bir şey yok. Kendini savunacaksın. Konuştum sana. Yani ben gelirim ayrıca seni savunurum. Sorun değil. Herkese savunurum. Ama önce sen kendini savunacaksın. Ben konuştum yani, eksik kalmışsın ya anne. Ben bir şey yetmemiş dileğe yetmemiş annemin o zaman. Hatası var. İlgisizliği yönünde hepimiz aslında hemfikiriz. Sen bu yönünü gelip burada savunmaya mı geldin yani? Ben sadece ilgisizliği değil. Ben annemi her şekilde savunurum. Tamam neyse, da farklı başka bir ne gerekiyorsa. Yok zaten. Niye farklı ama, başka bir konusu? Sezar'a hakkını ver. Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazım derler ya. Burada öyle bir durum yok ki zaten. Burada hak verilmesi gereken insan benim aslında. Şimdi hayır. Bak sen annem ilgisiz olsa Fatih Bey o zaman annemin burada ne işi var? Onu kırmamak için, onu sevdiği için, ona destek olmak için geliyor. Hmm. Bu programa başvuran sensin. Evet. Şöyle bir şey var. Peki, biraz önce konuşuldu. Hafta sonu, geçtiğimiz hafta sonu anneniz Dilek'ten kazandığı altınlardan istemiş. Bir bileziğini ve bir çeyreğini istemiş. Evet. Dilek de hayır vermem diyor. Madem vermeyecek o zaman neden sürekli anneme sürekli çalışıyorsun, sürekli çalışıyorsun bırak diyor. Bir tane bilezik 3 çeyrek vermiyorsa bu kadın kime güvenecek o zaman?
Sana bana güvenerek denecek? Yarışmaya gelmedi ki. Hayır, tamam, konu o kızım, değil. Sen maaş vurmuşsun, kafanı dağıt. Ben hiçbir şey istemiyorum diye diyen kendi. İhtiyacım oldu diyecek. Ama 5 gün buradaysa çalışamıyor bu kadın. Sen de bir tane bileziği, 3 tane çeyreği tabii ki vereceksin. Ben de vermek bunu da istemedim. Onu, ama en doğal hakkımı istemek. Benim de vermemek en doğal hakkım Sera. O zaman anne sen çok çalışıyorsun demeyeceksin. Hepimiz adına konuşuyorum. Madem hiçbir şey yapamıyoruz anneme, bakamıyorsak o zaman sesini çıkartmayacağız. Niye çıkartmayacağım? Ben bu yarışma hayır için değil, öncesini konuşuyorum. Önceden de çalışıyordu. Önceden bir önceden şey istiyor muydu senden? Sormuyordu. İstemiyordu, ben de ondan talebim yoktu zaten. Ne takılmadı düğünde? Mesela. Takıldı. Ne bekliyordun? Başka ne yapsın diyor. Bak, yapılmak istenen şeyler yapılabilir. Ha bekledin mi de bak, ben sadece ve sadece düğünümde bile ya o düğün sahibi benim imajını yaratsın istiyorum. Maddi açıdan hiçbir şey istemiyorum ben. O imaj bile yoktu ki annemde ya. Haklı. Ya sen tuttun getirdin. Haklı diyor. Haklı diyor. Niye haklı? Ama ben burada açıkladım onu. Mesela annesi geldiğinde evet, hani ben işte onu davet etmemişim. Ya benim de oğlumun düğünü vardı. O gün de benim misafirim var demiştim hatırlarsanız. Düğün salonuna girdiğinde yemin ediyorum sanki kollarımı dövdü Fatih Bey ya. Ben orada düştüm bittim yani. Bugün dedim net ve net Adana'da çıkamayan olay burada çıkacak. Evet, çünkü Adana'da kendini çok yalnız hissetmiş. Evet, böyle evet. Bir köşede diyor, oturmuş, resimleri var annemin. Siz o zaman Adana'da neredeydiniz diyorsunuz ya. Onları annemi yalnız bırakmıyorum, ben yanındayım demeye geldim. Evet. O zaman neredeydiniz? Sonuçta ben o zaman tek oğlan kardeşiniz. Bebekleri vardı canım, ben hamileydim ben o zaman. Ben hamileydim ve son haftalarımda. Anladım. Değil Adana'ya, ben evimden çıkıp markete bile gidemiyordum. Bir şey daha soracağım. Burada masa mevzusu oldu ve siz aynı fikirdeymişsiniz. Ne gibi? Dilek dedi ki işte otursun yer sofrasında yesin, masa onun lehine, ki siz bütün kardeşler aranızda böyle konuşmuşsunuz. Ben dedim evet, ki evet. Hayır. Beşer kuruş toplasaydınız anne sen çok çalışma gel bizle vakit geçir. Anneniz masa almış diye bir bozulmuşlar. Doğru mu bu? Ne gerek vardı böyle bir şey diye dilinde böyle bir açıklaması oldu. Ben ne gerek vardı hiçbir şey söylemedim. Benim annem ne aldıysa beni arar. Şunu aldım der. Ben de artık her zaman şunu söylüyorum. Bu zamana kadar çalıştın. Çalıştığın bütün paranı da çatır çatır yiyeceksin. Kimseye de hesap vermek zorunda değilsin. Annemi... Böyle bir şey konuşmadın. Sen de onaylamadın. Ne gerek vardı hayır, demedin. Hayır, ben ya ne gerek vardı öyle demedim. Misiniz, ne gerek hayır vardı? Biz seninle nasıl konuştuk? Hiç konuşmadık hayır, ki. Ben biriyle konuştum demedim ki. Hayır, öyle demedim. Hayır, hayır. Ben dedim ki kayınvalidem dedim ekstra. Dediler ki bana siz dedi çocukları olarak niye yapmadınız dendi. Ben de dedim ki ya biz hepimiz kendi tekerimizi zor döndürüyoruz zaten. Annem ekstra yapmak istediği şeyler için de ekstra çalışıyorsa o onun sorunu dedim. Benim ya da diğer çocuklarının sorunu değil. Mesela benim bir yemek masam yoktu. Yemek masası almak istedim. Heves ettim. Aldım. Bu ailemde de sorun oldu. İşte almasaydım masa ne gerek vardı? Kime gibi çalışacak? Bunu hepsi mi söyledi? Ya katılıyorlar. Kızınız da var. Katılıyorlar böyle. Dilek de katılıyor buna. İşte burada da göründüğü gibi. Ben onu neye göre söyledim? Dendi ki siz üç çocuk dendi ya da her neyse tüm çocuklar bir araya gelip alınsaydı ya dedi. Niye çalıştırıyorsunuz? Ben de dedim ki benim elimden gelen ne varsa ben kendi gücüm yettiğince yardımcı olurum dedim. Var mı sandalyesi masası evinde? Varsa değiştirip yenisini alacaksa kusura bakmasın ekstra çalışacak olan kendisi. Ben değilim. Biz, benim annem de biz de Dileğe ve ailesine hiçbir şey vaat etmedik. Şunu yaparız, bunu alırız, 10 tane bilezik takarız. Söyledik mi? Söylemedik. Şimdi bizim babamız yok. Annem bir tane bilezik taktı mı sana düğün günü? Taktı. Düğünde misafir gibi dedi. Ama düğünde annem yani acaba neden misafir gibi oldu? Çünkü bazı konular oldu, bir şeyler oluyordu annesi tarafından. Haliyle modu düşüyordu. Birbirine soğuk davranmış. Tabii ki aynen öyle. Dilek şey dedi, benim doğumuma gelmedi. Doğumuna gelmedi diye bir şey yok. Gecenin bir vakti doğum sancısı tuttu, ben de gittim. Saat 10-11 gibi telefon geldi. Zaten o gün doğum yapmadı, sabah yaptı. Serdar'la annem de konuşmuşlar. Kardeşim de demiş ki tamam anne şu anda gelmene gerek yok. Doğum yaptı. Ya şimdi çocuk doğdu, birkaç saat sonra yoğun bakıma alındı çocuk. Annem geldi. Yani kadın huzur bulamıyor. Biz bir araya geldiğimiz zaman da sürekli tartışıyoruz böyle. Sürekli. Dileğin görümcesi annem burada sahipsiz değil
diye çıkıp gelmiş ama keşke zamanında yalnız bırakmasaydı. Adana'da da, İstanbul'da da, bu kadar zorlukla da, Dilek'le de tek başına uğraşmak zorunda kalmasaydı. Burada kendini paralamasaydı kadını anlatacağım derdimi diye. O da anlattı, anlattı. Sürekli aynı şeyi. Lütfen Fatma, dinler misin? Yeter artık. Dilek anlatıyor aynı yerde. Fatma Hanım anlatıyor. Onların anlattıklarını biz nereden bilirim? Sadece biz o onu demişti, neden böyle diye soruyorsun. Hop değişiyor. Konular hep aynı. Sonuçta Dilek'in annesi geldi buraya. Fatma Hanım da burada birileri konuşmuyor fazla. Söz hakkı var. Kızı geldi, derdini anlatıyor. O zaman biz sevgili Serap'ı teşekkür ederek gönderelim. Ben teşekkür ederim. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta, gelinim mutfakta.